Arkadaşlar günaydın, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben Anıl, yaklaşık 8 yıldır dünyayı geziyorum ve şu anda 2 yıl sürmesini planladığım motosikletli bir Afrika yolculuğundayım. Kenya'nın Nanyuki ilçesinde, şehrindeyim. Barış Manço buraya geldiği zaman burası küçük bir köymüş, şu an büyük bir şehre dönüşmüş. Eğer bir önceki videoyu izlediyseniz Barış Manço'nun burada yaptığı yolculuğa dair muhteşem detaylar vardı. Şimdi buradan yola çıkıyoruz. Kenya Dağı'nın etrafında bir yolculuk yapıp yine nereye gideceğimizi bilmediğimiz ve başımıza nelerin geleceğini bilmediğimiz, birlikte göreceğimiz bir video olacak bu. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Burada Farmhouse Inn isminde bir otelde kaldım. Böyle tek katlı evler dizisinden oluşuyor ve her yeri yeşil. Muhteşem bir yer. Bayağı keyifliydi. Şimdi bakalım bir sonraki yer neresi olacak. Bay bay. Bir şey unuttuk mu? Unutmadık. Nasıl böyle kötü bir yere geldim ya. Gördüğünüz gibi şehrin merkezinde değil, şehirden uzak ve böyle çok sessiz, sakin, bayağı keyifli bir yerdeydi otel. Çok güzel dinlendim ve hastalandım, iyileştim üstüne bir de. 6 gün kaldım. İlaçlarımı kullanmaya devam ediyorum ama iyi hissettiğim için ve hava da güzel olduğu için bugün yola çıkalım istedim. Burada Kenya'da her pazartesi çok büyük eylemler yapılıyor. İnsanlar yaşam pahalılığından ve benzin fiyatlarının artmasından, işte yemek, yiyecek, içecek, her türlü şeyin fiyatının artmasından ve işsizliğin çok artmasından çok şikayetçiler. Ve bir önceki Cumhurbaşkanı bir yıl önce yapılan seçimden dolayı böyle çok küçük bir farkla kaybetmiş seçimi ve o seçimin hileli yapıldığını da öne sürerek bir protestolar dizisi ortaya koydu. Ülkenin batı tarafı daha çok katılıyor şu an için görünen. De Nairobi'de, başkentte çok ciddi protestolar oluyor. Her hafta pazartesi ve perşembe protesto yapacağız ama asıl büyük olanlar pazartesi gibi bir açıklama yaptılar. Bugün de pazartesi. Bu taraflara, bu merkez Kenya bölgelerine sıçradı mı herhangi bir protesto, bir eylem, bir biber gazı falan, böyle şeyler olacak mı? Bunları henüz bilmiyorum. Yolda sizinle birlikte göreceğiz. Ama Kenya'da pazartesileri yola çıkmanın böyle bir dezavantajı var şu an görünen. Ve arkadaşlar, dünya güzeli Kenya Dağı. Şu güzelliğe bir bakın. Şu heybete, şu dikliğe, etrafındaki milli parkın yeşilliğine. Üf! Bayağı başarılı. Şimdi birazcık yaklaşmaya çalışacağım Kenya Dağı'na. Bakalım güzel manzaralar görebilir miyiz? Sonra da yolumuza devam edeceğiz. Mount Kenya'nın yoluna döndük. Hemen asfalt bitiyor zaten böyle yerlerde, milli parklara giderken. Tepesi azıcık bulutlu ama yine de büyük çoğunluğu görünebiliyor. Şimdi birazdan orman içine gireceğiz ve efsane bir orman göstereceğim size.
Kapıya kadar geldim ama yukarısı çok bulutlu. Burası 2650 metreymiş. Sirimon kapısı. Buradan diyor ki motorla da girebilirsin istersen ama genelde insanlar buraya zirve tırmanışı yapmaya geliyorlar. Yani çok da bir şey olmayabilir senin için içeride dedi. O yüzden gördük en azından bu güzel ormanı. Şimdi ben geri dönüyorum. Asıl yolumuz olan yere gideceğiz. Hello sir. Thank you. How are you? I'm fine. Welcome. Thank you. Thank you so much. You want to hike today? No. I just wanted to see some of the forest. Yes. And the mountain. Yes. But it is cloudy, so I'm unlucky today. Yeah. So I will continue my journey. Turumeru, but I don't know where I will end up. You don't know where you end up? It depends on the weather. Yeah. You're going to Meru, you want to go to Isiolo? There's this road going up to Ethiopia. Ah. Yeah. Yeah, I will not go up there. Mm-hmm. I will go around Mount Kenya. Go around the Mount Kenya. Yes. You can go around the Mount Kenya. Yes. But you know, by evening you'll be back in Nairobi. I will go probably to Mombasa. To Mombasa. Yeah. Well, by evening we'll be around. We'll be over around Mount Kenya. Nairobi. Well, I didn't know the even motorbikes are allowed in the. Yeah, they are allowed. Wow. They are allowed to go in. That's so good. Yeah. Good to know. Okay. Thank you so much, sir. Welcome. Have a nice day. You too. Bakın bir sürü insan var burada ve oturup şu seraların içindeki çiçek bahçelerinin işlerini yapmayı bekliyorlar. Herhalde oradan çıkıp atıyorum işte 100 kişi gelsin falan diyor o çiçek şirketleri. Bunlar da burada oturup o sırayı bekliyorlar. Vay çok ilginç. Önümde çok böyle 7-8 tane uyarı tabelası vardı az önce. Ben çok dikkat etmedim, video bile çekmedim. Ama öyle kocaman bir ölüm tabelası görünce ne oluyor acaba? Dik iniş var yazıyor sadece. Onunla ilgili uyarılar var. Ne kadar dik olabilir işte, arabalar geliyor geçiyor yani. Yine Kuzey Rift Vadisi'nin sırtındayım şu an. Orası vadinin eteği ve öbür taraftaki dağları da görüyorsunuz. Orada vadinin diğer sırtı. Buradan böyle bu yöne doğru giderseniz işte Uganda tarafında da Uganda, Ruanda oralardan geçen Rift Vadisi de var. Böyle iki kola ayrılmış şekilde. Tehlikeli viraj var diyor. Şeridinize uyun. Şeridinize sahip çıkın diyor. Bu sarı kıyafetli insanlar mahkum arkadaşlar. İyi halden dolayı böyle yerlerde çalışıp hem kendilerine hem ailelerine bakmalarına izin veriliyor. Allah Allah. Konulara odaklanamıyorum şuranın uyarı tabelalarında. Bu ne ki ya? Siz buna yokuş mu diyorsunuz? Ya da iniş mi diyorsunuz? Ermeni'ye giderken Sarıveliler yolunda bir yokuş var. Burayı 5'e katlar herhalde. Hem eğimi daha fazla, kesin daha fazla. Hem de tahminimce mesafesi daha uzun. Bura 5 kilometreymiş, öyle yazıyor. Yani burada salsan bile çok hızlanmaz zaten. Şurada da düzleşiyor. Biraz abartmışlar.
Ha, ama diyorsanız ki Anıl Türkiye'deki kamyonlarla, fren sistemleriyle, burada kullanılan eski yıpranmış araçların frenleri aynı mı? Tabii ki değil ama neyse, her zaman tedbirli olmak iyidir ya. Yavaş gidilsin, kaza olmasın. En güzeli bu. Kesinlikle katılıyorum. Çok güzel bir milli park gibi bir yerin, böyle yeşil, kocaman ağaçlarla dolu bir yerin içinden Meru'ya, yani Kenya'nın en büyük şehirlerinden bir tanesine geldim. Saat daha 11.30. Burada bir kahve içip birazcık bilgi alıp sonra yola devam edeceğim. Şimdi burası ne hakkında bilgi alacaksın Anıl derseniz, burası dünyanın en büyük mira üreticilerinden bir tanesi bu Meru şehri. Mira ne? Mira da önceki videolarda, Mombasa videosunda göstermiştim aslında. Bir çeşit, yani uyuşturucu demeyeyim, yasal. Yasal da değil ama kabul edilmiş, yani yasa dışı değil. Burada Kenya'da ve birçok, dünyanın birçok yerine satılıyor. İngiltere'ye falan gönderiliyor uçaklarla. Böyle bir bitki. Bitkinin dalını, dışını soyup içini yiyorlar. Dalın. Sonra çiğniyorlar, ağızlarında tutuyorlar böyle bayağı bir süre. Aslında yemiyorlar, yutmuyorlar yani ve tükürüyorlar kalan posayı. O emdikleri, uzun süre emdikleri su insanların kafasını güzel yapıyormuş. Ve neredeyse herkes çiğniyor. Deniz kenarında, Somali'de, Yemen'de, Sudan'da falan çok meşhurmuş. Ve diyorlar ki bu milyar dolarlık bir endüstriymiş. Şu an geldiğimiz Meru bölgesi yetiştirme noktası, aslında bir dağıtım merkezi ve yetiştirme merkezi. Şimdi eğer burada bulabilirsem, buradan dünyanın neredeyse her yerine gönderilen o mira bitkisinin, artık ağaçtan mı toplanıyor, daha küçük çay gibi bir bitki mi bilmiyorum, yetiştirildiği bir tarlaya gidip nasıl toplanıyor, ne yapılıyor, onu görmeye çalışacağım. Alabilirsem, bulabilirsem bir de ben de alacağım. Bugün akşam gittiğim yerde deneyeceğim. Merak da ediyorum bir taraftan. Herkes çiğniyor çünkü. Herkesin cebinde var. Borussia Dortmund Lounge. Gerçekten kalabalık bir şehre geldiğimiz trafikten anlaşılıyor. Selama. Habari yako. Selama. Maua is the center of Mira. Grows there, comes here, and it's very good area. You bet. Find on Maua. Here we get some vehicles, loaded. And the closest airport in Meru is Yolong. Yes. It is like a bush. Yeah. It's not a big tree. Is if left unattended to, but the trees can you can manage it to be small, given to easier to pick. Yes. But if it's left unattended, it will go to be a very big tree. Yes. So it depends now how the farmer maybe manages the tree. You grow it here, like around Meru. Yes. And you can send it to England before maybe the bank came in from. And it is not a legal thing, but it is legal. Not illegal. It is legal. But now, I don't know, it was a political issue, but
was being sold even in UK, in other countries, in Europe. But now I don't know the story about how it got grown. Is there any place that I can find Mira? Not the leaves, but the branch. The branch. I want to try. Yes, that's our branch. I heard the leaves. I have seen they are selling even the leaves in Mombasa, but it was so cheap. But the branch was really expensive. And also depends on the quality. If it's stayed maybe for long since harvesting, the quality goes down. Uh-huh. But if it's fresh from the farm, the price is a bit higher. Leaves in more. How will I understand if it is good or not? So the locals know. You can see a friend. They know it, but they also know I'm Muzungu. So they always give the bad one with a higher price. But you can tell a fresh leaf and that, the one that I sold. Salama. Salama sana. I'm looking for Mira. Where? Mira. To Mira. Eat. Where can I find it? Yeah. They said in the market. Yeah, find it up there. Up? Yeah, up there. It's around the inside? Yeah. Ah, okay. Asante. Yeah. Buradan gir dedi. Hadi bakalım girdik. Selamünaleyküm baba. Burada da kitapçılar var. Uyucular nerede? Selam baba. How are you, sir? Good. Yeah. Fresh. Yeah, I like your bike. Where? How can I find Mira? Mira, come. Put it there. You come. Can I park it here? Yeah. Park here. Hey, Jack. Selamca. Selamca. Adamımızı bulduk. Let's bring you here. Okay. Mira starts here. Yes. Salama baba. Yes. How are you? Salam zana bro. It is too much. This one is one last. This is the best. This is the best karama. No. This. Isn't it the same? Yeah. It's not the same. Yes. This is the same, bro. This one, I don't know which one is good, which one is bad. This is the better. This is the one. You can taste. Baba, I can taste, but I don't know. I have never tried before. How will I know if it's good or bad? Yeah. This is the quality. But I will not buy this much. I will buy like little. Yeah. Little bit. Oh yeah. Cut. I got. Cut. Cut. Small. Yeah, I can give you. No, use this small. One. This one is the best quality. This one. No. Half of it. Half. Or you eat me and you. Baba, this is too much. I will help you. If I eat them all, I will get so high. No. This is too much. Like this one. This one, like this one. Yeah, look at me, little. Yeah. This will to the moon. Yeah. A little bit more. A bit more. Saving money. This one is the quality, the best quality. Yeah. Camera. Okay. Rap. Give me. That's 30 money. 100, huh? One. This one is CCTV. Yeah. Yeah.
Hello. How are you? Is it long is good or short is good? Short, short is good. The shortest one. Huh? The shortest one. Aldık. Bunu bugün deneyeceğim. Yes. Yeah. Baba, how is the effect? Not effectual. If I eat it, can you eat and show to the camera how to eat? Baba, Nina, so much Swahili, pole pole. Yeah, I want you. This one. That's an idea. Hey, Ethiopia. Ethiopian. This one. Just wait, yeah, wait 1 minute. Yeah, I'm going. What say? What do you say? You just eat it directly. Yeah. And chew. Chew the quality is the best one, and I give you. Only this one is good. Çok enerji veriyormuş. Böyle sizi düşürmüyor, modunuzu düşürmüyormuş, uykunuzu getirmiyormuş. Uyuyamazsınız diyor bunu yedikten sonra. Yeah. You cannot sleep after eating. Yeah. You feel energetic. Yeah. Ah. I feel good. Okay. Yeah. Burası böyle komple miracı dolu. Ben burada onların kültürüne bakıyorum. Onlar da orada benim motora bakıyor. You don't want video. No. Okay. Bu sokakta herkes mira satıyor ve burası Mira'nın başkentiymiş. Biz de gelmişken kültürün tadına bakacağız. Ha? This. Let me show one. Yes. Bunu ağaçtan top. Ha? Me no. I will ride motorbike, baba. I cannot get high. I cannot get high. No. This bike, how much money? This bike? Yeah. $1 million. $1 million? No, baba. No. $1 million Kenya shilling. Million Kenya shilling. $1 million, approximately. $1 million. CCTV, baba. Bayılıyorlar motora. Böyle gelsinler, incelesinler, baksınlar. Çok seviyorlar. Give you contact. Contact. Yeah. YouTube. Yeah. You have phone. Yes. Give me. Paketimizi koyalım. Baba, I cannot sell it. This one will come again here. Ah. This one. Is it that good? Yeah. Very much good. Okay, I will try. What is your name? Now he has the YouTube. Please spread it everyone. Yeah. You will watch yourself in this channel. Yeah. Okay? Yeah. I will put all of you on YouTube. Yeah. Okay. YouTube. Say hi to Turkey. Hi to Turkey. Yeah, yeah. Good man. Al baba. This is from Burundi. Bunlardan da kurtulmuş olalım. Give me another this one. This one. Wait. Baba, give him. Give him. Huh? Mombasa. Mombasa. Okay. With this one. Yes, Baba. Baba, final destination is Morocco. I'm from Morocco with this one. Final destination is Morocco. I'm from Turkey. Oh, give me some place. Thank you. Some chicken. How many cc? Huh? How many cc? How many? CC? 700. 700. Yes, see? 700. Thank you. Stay healthy, huh? Thank you. Asante sana. Bye bye. Welcome back again. Çok güzel bir duraktı. Salama.
How are you? Muzuri baba. Me? Yeah. Turkey. 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 Yes. Uturuki. No America. Tokyo, Japan. America. No, this is Japan. Me, Turkey. Originally from where? Japan. Bye bye. İnsanlarla bayağı sohbet ettik. Ve gördüğünüz gibi herkes bir şey istiyor. Yani sazımı bile istediler. Ver, yeter ki bir şey ver yani, bize bir şey ver. Para ver. Hatıra, bir şey bırak bana diyor. Ama Mira'yı gördük, öğrendik ve Mira'mızı aldık bakalım. Bugün akşam deneyeceğim. Bir sonraki videoda etkisini anlatırım. Nasıl bir etkisi var, ne oluyor, ne bitiyor? Bunların hepsinden bir sonraki videoda bahsedeceğim arkadaşlar. Çünkü yani tabii ki motor üzerindeyken böyle bir şey denemeyeceğim. Dediler ki enerji verir, böyle uyutmaz seni. İşte işin gücün varsa, ne bileyim çamaşır mamaşır yıkayacaksan falan, öyle işleri çok iyi yaptırır. O yüzden gece hani uyumadan önce falan yeme. Akşam şöyle sağ salim motoru park edecek güvenli bir yer bulayım. Ondan sonra yiyeceğim, ondan sonra deneyeceğim. Evet arkadaşlar, gördünüz, tekrar geçiyoruz ekvatoru. Bir önceki videoda da birkaç kez geçmiştik. Şu an artık güney yarım küreye geçiyorum ve bu motosikletle birlikte uzunca bir süre güney yarım kürede kalacağız. Artık hep güneye gidiyorum. Cape Town'a kadar gideceğim. Cape Town'dan da geri dönüş rotası başlayacak Batı Afrika üzerinden. Afrika'daki son ülkem Fas olacak. Fas'tan çıkıp İspanya'ya geçip Avrupa üzerinden de biraz geze geze Türkiye'ye geleceğim. Şu anki kabaca planım bu şekilde. Güney yarımküredeki uzun yolculuğumuz artık başlıyor. Üf. Uganda'da da çok muz görmüştüm de bu kadar büyük bir muz marketi görmemiştim. Vay vay vay. Muz toptancısı bir köy herhalde burası. Şurada bir nehir gördüm. Şelale gibi yüksek bir yerden akıyordu ama bir haritadan bakayım. Var mı burada bir şelale? Görünmüyor. Tamam. Şelale yok. Saat 2'ye geliyor. Artık acıkmaya başladım. Şöyle bir köy kasaba, bir tane ev yemekçi teyze falan bulup karnımızı doyuralım. Bakalım buralarda ne yiyorlar. Buralarda var mı yiyecek bir şey, yok. Bir market var ama boş. Yiyecek bir şey vardır buralarda ya. Burası büyük bir yermiş. Aha. Burada kesin güzel bir şeyler vardır. Selam ha. You have food? Yes. Sadece domuz
kaburga kalmış, bir de deri kalmış. Derisinden böyle sebzeli bir yahni yapıyorlar. Başka da bir şey kalmış. Bir de iç organlardan yaptıkları bir yahni var. Bir de o kalmış. Ve de bunların hepsi sabahtan beri böyle ateşin üzerinde duran şeyler. Çok emin olamadım. O yüzden sanırım yola devam edeceğim. Öğle yemeğini şurada teyzelerden meyve alarak geçiştireceğim. Hem biraz da sohbet ederim. Selam baba. Haber yaku. Okay, so you give me 2 banana and 1 passion. Mango? 10 shillings each. 1? Yeah. Okay, 1 mango. Yeah. Please. Yes. Ripe one or unripe? Ripe one, I will eat now. Now eat. Okay, wait. Hello. Hello. Can I sit, Mama? Ah, can you sit? Yes. Yeah. Here? Yeah, that's in Saskatoon. I have a knife. You have a knife? Is it good? Yeah. It's so small. No? No, the big one. That one is unripe. The big one. Unripe? Yeah. If you say so. And you sit down on the stone so that they can... Asante. Yeah. Yıkadılar da benim için. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you so much. Asante. Of. Alo, alo, ne o? Kuava kilerim. İnce böyle yapıyorum. Nasıl güzel, nasıl turuncu. So. I will sit in your place. Yeah. Oh. 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 Yeah. I can do it. Are you gonna? Do you hear? Yeah. Remember. I'm coming from Nanyuki. Nanyuki. And you go Kimeru. Meru. Yeah, Kimeru. I passed Meru. Yeah. Now I'm going. I don't know where. Yeah, you go. I don't know. I'll just go. If I feel tired, I stop somewhere, I sleep. Tomorrow, continue. You sleep where? Here? Yeah, I don't know. Anywhere. Anywhere. You have children? I have two. And grandchildren? One. One? One. So good. Come, best mango here. This part bad. It's not rotten. Şunun renge bir bakın ya. Şunun güzelliğe bir bakın. Sorry. Yeah. Dişlerin arası hep mango oldu ya. Mangonun böyle bir problem var. Her yere giriyor. Mango çok lifli bir meyve. O yüzden
bütün dişlerin arasına girdi. Neyse. Bir mango, iki muz, bir tane de çarkıfelek meyvesiyle öğle yemeğimizi yedik. Yola devam edelim. Şuka diye bir ilçeye geldim. Biraz büyük bir yer gibi burası. Böyle kocaman binalar falan yapılıyor, bilinçler falan kurulmuş. Büyük şehrimsi yerlerden bir tanesi herhalde. Aa, üniversite yapıyorlarmış. Vay, helal olsun. Kocaman üniversite yapmışlar. Peyzajını bile yapmışlar. Çok güzelmiş. Kutluyorum. Parsel parsel eylemişler dünyayı. Bir dikili taştan gayrı nem kaldı. Dost elinden ayağımı kestiler. Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı. Nem kaldı, nem kaldı. Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı. Oy, nem kaldı, nem kaldı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Abi avokadoları yüklemiş arabaya, gidiyor. Kenya'nın çok güzel yemyeşil yerlerine geldik. Bu dağın etekleri çok bereketli anlaşılan. Uganda'da geziyor gibiyim şu an. Ruanda'da, Uganda'da. Orada her yerde coğrafya böyleydi. Dağın eteklerinde inip çıktıkça burası da oraya benzemeye başladı. Çok güzel değil mi şu? Şu güzelliğe bakın. Salama. Ve yarım saatlik bir yolculuğun ardından şöyle minik bir otele geldim. Bakalım, bir soralım, yer var mı, kaç para? Ona göre belki bugünü bitiririz. Güzel bir yemek yeriz. Güzel bir akşam yemeği. Yemeği de gösteririm size. Sonra da bugünü bitiririz. Selama. Şöyle bir odaları var. Küçük ve birazcık karanlık ama 20 dolara indirim yaptılar. Burasıymış verebilecekleri oda. Ben de burada kalacağım. Yarın yola devam edeceğiz. Ben şimdi çantalarımı indiriyorum. Birazcık dinleniyorum. Ve güzel bir yemekle buluşuyoruz. Evet, restorana geldim. Burada bir böyle dana etli bir yahni istedim. Bir de yanına mukimo dedikleri patates, bezelye ve mısır unundan yaptıkları böyle bir lapa varmış. Onu da önerdi. E tamam dedim, deneyelim. Bakalım şimdi ne gelecek. Evet, yemeğimiz geldi. Thank you. Oh, there is onion also. Yeah, there is onion. So it is potato, maize, onion and greens. Greens. And then you mash them all. Okay, thank you so much. Enjoy yourself. Thank you. Bakalım şunun tadına bir bakalım. Çok merak ediyorum. Az önce pazarda teyzenin yediği şeydi bu. Böyle bir lapa gibi bir şey yiyordu teyze. O ne dedim ya o yediğin?
bunun gibi bir şey yiyordu. Biz bunu niye yapmıyoruz ya? İçinde mısır var. Mısır unu değilmiş, mısırmış. Ya çok iyi ya. Soğan o kadar güzel tat veriyor ki. Evet, her zamanki gibi. Kıyır kıyır. Bu kadar da bir sefer şöyle öf bu nasıl et ya falan diyerek et yemedim neredeyse. Abartmayayım. Yediğim oldu ama %98 falan etler böyle kıyır kıyır. Hem kestikten sonra çok kurutuyorlar, bekliyor. Hem de pişirirken işte çok doğru pişirmiyorlar muhtemelen. Ama burası Afrika yani. Yemek buldun mu şikayet etmeyeceksin, yiyeceksin. Ben yemeğimin tadını çıkarıyorum. Bir sonraki videoda görüşüyoruz arkadaşlar.